Evet sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, merhabalar sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım her şey yolundadır. Selamlar, sevgiler, kıymetli arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi akşamlar değerli dostlarım. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Merhabalar. Evet sevgili dostlarım, ses yok mu? Ses geliyor ya. Ses var arkadaşlarım. Merhabalar. Merhabalar sevgili öğretmenlerim, değerli memurlarım, hoş geldiniz. Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Her şey yolunda umarım değerli arkadaşlar. Peki, şimdi çok teşekkürler, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, merhabalar. Mukaddes Hocam hoş geldiniz, Ayşe Hocam hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum değerli dostlarım. Merhabalar Merve, hoş geldiniz. Merve'yi hatırlıyorum, Merve benim sınıf öğretmeni, öğretmeni. Ben öyle hatırlıyorum, bence. Fatih Hoca, hoş geldiniz. Fatih, nasılsınız? Ayşenur, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar sevgili dostlarım. Türkiye'nin dört bir yanında arkadaşlarımız var. Bakalım hangi şehirde aramızda dostlarımız var? Hoş geldiniz, selamlar, sevgiler. Evet, arkadaşlarım, Eda Nur Hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz kıymetli beden eğitimi öğretmenim. Merhabalar, merhabalar arkadaşlarım. İstanbul, Çorum, selamlar, sevgiler. İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Sivas, Kocaeli, Kırıkkale, Mersin, Nevşehir, Batman arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler, değerli dostlarım. Hoş geldiniz. Gaziantep, Ege'den. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Kilis'te. Peki, şimdi sevgili arkadaşlarım, bir ders saatinde tanıtım dersi amaçlı olarak sizler bizim değerli arkadaşlarım dersimize katılım gösteriniz. Biz öncelikle hem çalıştığım kurum adına söylüyorum hem de kendi adıma hepinize hoş geldiniz diyorum ve değerli dostlarım bize zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi biz burada bugün Türkiye'nin yer şekilleri konusunda bazı ipuçlar vermeye çalışacağız. Bu Türkiye'nin yer şekilleri konusunu anlatırken tabii sevgili arkadaşlarım yer şekilleri konusu aslında coğrafyanın temelini oluşturan bir konu. Bir yerin yer şekilleri özelliklerini, dağlarını, ovalarını, platolarını, akarsularını, göllerini ve bu yer şekillerinin ulaşıma, tarıma, hayvancılığa, sanayiye, turizme, madene olan etkilerini eğer bilirseniz zaten yer şekilleri konusu bizim için çok önemli ve sevgili dostlarım ne kadar da soru çözümünde işimize yaradığını bilmemiz lazım. Ancak ben arkadaşlarımla şunu paylaşmak istiyorum. Değerli dostlarım, bir kere yer şekilleri konusunu öğrenecekseniz mutlaka ama mutlaka Türkiye'nin fiziki haritasını çok iyi yorumlamanız lazım. Çünkü size verilen haritanın renk değişimlerini fark edemezsiniz. Hepsi aynı renkte. Bundan dolayı sizden ricam Türkiye fiziki haritasını çok iyi değerlendirmek, çok iyi yorumlamak. Yani nerenin dağlık olduğunu, nerenin yüksek olduğunu, nerenin engebeli olduğunu, nerenin alçak olduğunu, nerenin düz olduğunu bunları birbirinden ayırt etmezseniz siz Türkiye coğrafyasını pek öğrenemezsiniz arkadaşlar. Bundan dolayı sizden isteğim öncelikle Türkiye fiziki haritasını iyice yorumlayabilmek. Peki benim öğrencim Türkiye haritasına bakıyor burada ve Türkiye haritasına baktığınız zaman haritada farklı renk tonlarını görüyorsunuz. Bu haritadaki farklı renk tonlarının hiçbiri bitki örtüsü, tarım ürünü hakkında size bilgi vermez. Renk tonları tamamen yükselti basamağını gösteriyor arkadaşlar. Ne demek? 0 ile 500 metrenin olduğu yerler, 0 ile 500 metrenin olduğu yerler yeşil renk tonuyla gösterilir. Marmara bölgesi bu ne güzel örnek. Değerli arkadaşlarım, 500 ile 1000 metrenin olduğu yer sarı renk tonuyla gösteriliyor. 1 ile 1500 metrenin üstü ile kahverengi renk tonu arkadaşların olduğu alanlar. O zaman Türkiye'nin batısından doğusuna doğru gidildikçe sizce yükselti
Artar mı? Azalır mı? Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti, artar. Yükselti, artarsa sıcaklık artar mı? Azalır mı? Sıcaklık azalır. Tarım ürünü erken mi olgunlaşır, genç mi olgunlaşır? Genç. Tarım mı yapılır? Hayvancılık mı yapılır? Hayvancılık. Çok güzel. Doğuya doğru gidildikçe hayvancılık önemli bir ekonomik faaliyet haline gelmişse bunun temel sebebi yükseltidir diyeceksiniz arkadaşlar. Başka, batıdan doğuya doğru gittim. Yükselti arttı. Kar yağışı artar mı? Artar. Kar yağışı artarsa burada çığ felaketi meydana gelir. O zaman bundan sonra soruda dünya Türkiye haritasında çığ nerelerde yaygındır diyorsa adresiniz Doğu Anadolu bölgesi olacak arkadaşlar. Bir diğer kısım dostlarım, bir diğer kısım gerek Karadeniz, gerek sevgili arkadaşlarım İç Anadolu, gerek Marmara veya Ege. Türkiye genelinde dağlar sevgili arkadaşlarım doğu batı doğrultusunda uzanıyor. Türkiye genelinde dağlar doğu batı yönünde uzanıyor dostlar. Dağlar doğu batı yönünde uzanıyor. Yalnız sizden bir şey rica edeceğim. Allah aşkına dağların uzanış yönü ile dağların kıyıya uzanışını karıştırmayın. Bakın Türkiye'de dağların uzanış yönü ister Karadeniz'de, ister Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da, nerede olursa olsun Türkiye'de dağların uzanış yönü doğu batı yönündedir. Ancak dağların kıyıya uzanışı farklılık gösterebiliyor. Karadeniz bölgesinde dağ kıyıya paraleldir ve dağ kıyıya paralelse dağ kıyıya duvar gibi uzanmıştır. Duvar. Akdeniz'de dağ kıyıya paralel, o zaman dağ kıyıya duvar gibi uzanmıştır dostlarım. Peki dağ kıyıya duvarsa kıyıdaki nemli havanın iç kesime girmesini ne yapar? Engeller mi? Evet. O zaman dağ kıyıya paralelse denizde ayrı iklim, içeride ayrı iklim görülür mü? Evet. Dağ kıyıya paralelse Karadeniz ve Akdeniz'de nemli hava sizce iç kesime girebilir mi dostlarım? Nemli hava iç kesime girmez. Peki nemli hava iç kesime girmez. İç kesimde yağış fazla mı olur, az mı olur? Yağış fazla mı olur, az mı? Az. Yağış azsa bitki gür mü, cılız mı? Bitki gür mü, cılız mı iç kesimde? Cılız. Çok güzel. İç kesimde bitki cılızsa arkadaşlarım nem oranı yüksek mi düşük mü? Nem oranı düşük. Çok önemli. Peki bitki boyu uzun mu olur kısa mı olur? Bitkinin boyu uzun mu kısa mı? Harikasınız be. Peki bitkinin boyu kısaysa uzun boylu hayvanlar mı var kısa boylu hayvanlar mı? Kısa boylu. Harika. Büyük baş mı küçük baş mı? Küçük baş. Koyun mu olur, inek mi olur? Koyun. Harika. O zaman buralarda koyunların fazla olma nedeni, buralarda koyunların fazla olma nedeni bozkır formasyonlarının yani bozkır bitki topluluklarının burada hakim olmasıdır değerli arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Çok önemli bir bilgi sevgili arkadaşlar. Çok önemli bir bilgi. Bunları kimseyle paylaşmayın. Sizde kalsın canlarım. Peki konuşuyorduk kendi aramızda. Ne dedik? Dağlarımız genel anlamda doğu batı yönünde uzandığını iddia ettik. Dağlar doğu batı yönünde uzanmışsa o zaman sevgili arkadaşlarım sizce Türkiye'de yol yapma maliyeti doğu batı yönünde mi fazla yoksa kuzey güney yönlü mü fazla? Bence kuzey güney yönlü daha fazla. Çünkü kuzey güney yönlü dağları yarıyorsunuz. Dağları yarınca boğaz, köprü, viyadük, tünel açıyorsunuz. Yol yapım maliyeti
Doğu batı yönü de daha ucuzdur. O zaman dağların doğu batı yönünde uzanması, bir ulaşımın doğu batı yönünde olmasını ne yapmıştır? Sağlamıştır. İki, rüzgar genellikle doğu batı yönünde esmiştir. Üç, sevgili arkadaşlarım, akarsular doğu batı yönünde akış göstermiştir. Dört, dikkat, dikkat, yazma, yazma, dinle. Dört, arkadaşlarım, kıyıdaki iklim ile iç kesimdeki iklimi farklılaştırmıştır dağlar. Böylece Karadeniz ve Akdeniz'de nemli hava iç kesime girmez iken Ege'de nemli hava daha rahat iç kesime girebiliyor. Ha, dağların uzanış doğrultusu ile dağların kıyıya uzanışı birbirinden farklıdır. Çünkü Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel, yani duvar gibiydi. Ege'de dağlar kıyıya dikti ve koridor gibiydi. Koridor gibi sevgili arkadaşlar, nemli hava daha rahat iç kesime girebiliyor. Yeni bir soru soracağım şimdi size. Sorumuz aynı şöyle olacak arkadaşlarım. Hazırsanız soru sorabilir miyim? Bir tane soru soracağım size. Dostlarım, ÖSYM'de de böyle sorular sorarsa mükemmel olur. Hazır mısınız? Soru şu. Sevgili canlar, size ÖSYM böyle bir soru sordu. Karadeniz ve Akdeniz kıyı kesiminde Karadeniz ve Akdeniz kıyı kesiminde yetiştirilen tarım ürünün aynısı iç kesimde yetiştirilmez iken Ege'nin kıyısında yetiştirilen tarım ürünün aynısı iç kesimlerde de yetiştiriliyor. Bu durumun temel nedeni neyle açıklanır diye bir soru gelirse. A seçeneği dağların uzanış yönüyle, E seçeneği dağların kıyıya uzanış yönüyle. Bakın, Eda Nur doğru cevap vermiş. Diğerlerinin tamamı dağların kıyıya uzanış, dağların uzanış yönüyle açıklıyor. Arkadaşlarım, dağların uzanış yönüyle değil, dağların kıyıya uzanışıyla alakalı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Ben sizin nerede yanlış yapacağınızı bilmiyor muyum? Evet. Instagram hesabında soru paylaşımı yaparken veya Instagram hesabında akşamları bazen canlı yayın yaparken ben öğrencilerimin nerede yanlış yapacağını biliyorum arkadaşlar. Ben öğrencilerimin nerede yanlış yaptığını biliyorum. Yüz yüze derslerine, online derslerine girerken ben öğrencilerimin nerede yanlış yaptığını biliyorum. Hangi kelime oyunlarına düşeceklerini de biliyorum arkadaşlarım. Ve bunu zaten görüyoruz. Bunu nerede görüyoruz? Akşamları veya bazen gündüz saatlerinde paylaştığım sorulardan görüyorum. Öğrenciler yanlış yapıyor. Çok fazla yanlış oluyor. Aman ha, dikkat edin. Kelime, soru sizde ne istiyor? Ona dikkat edin. Bu çok önemli bir ifadeydi. Peki, devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'nin böyle yer şekillerini öğrenirken, yükseltilerinden bahsederken, karasallığından bahsederken biraz da başka bir şeyler daha söyleyeceğim size. Canlar, Türkiye'nin her tarafı düz bir ülke mi sizce? Hayır. Biz genç oluşumlu bir ülkeyiz. Genç oluşumlu bir ülke sevgili arkadaşlarım. Genç oluşumlu bir ülke olduğumuz için. Bir, bizim ülkenin gençleri kıvırıyor. Kıvrım dağlar. Bizim ülkenin gençleri kırıktır. Kırık dağlar. Bizim ülkenin gençleri enerjileri fazladır. Her an patlayabilirler. Volkanik dağlar. Bizim ülkenin gençleri hareketlidir. Fay hatları. Fay hattı varsa deprem vardır. Deprem varsa Kaplıca vardır. Kaplıca varsa Ilıca vardır. Ilıca varsa jeotermal vardır. Jeotermal varsa sıcak su vardır. Sıcak su varsa sağlık turizmi vardır. Bizim ülkenin gençleri dengeden uzaktır. O zaman akarsular denge probleme ulaşmamıştır. Bizim ülkenin gençleri bazen olumsuzluklar yapıyor. Linyit'e benzetiyor. Linyit maden. Bakın, bunlar çok önemli. Bir soruda size şöyle bir soru soracak. Bak, sorunuz şöyle olacak. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin genç oluşumlu
bir ülke olduğunu değerli arkadaşlarım kanıt. Türkiye'nin genç oluşumlu bir ülke olduğunun kanıtıdır. Eğer bir sorunun içinde sevgili arkadaşlar, eğer bir sorunun içinde taş kömürü varsa, bir sorunun içerisinde dağlar kıyıya paralel ya da doğu batı yönünde uzanıyor diyorsa, bir sorunun içinde masif kelimesi varsa, kesinlikle bu Türkiye'nin genç oluşumlu olduğunun kanıtı değil. Genç oluşumlu olduğunun kanıtlar nelerdir? Hangi faktörler Türkiye'nin genç oluşumlu olduğunu kanıtlar? Bir, sevgili arkadaşlarım, Kırık Kıvrım Volkanik Dağlar. İki, fay hatları. Üç, kaplıcalar. Dört, depremler. Beş, jeotermaller. Altı, lignitler. Yedi, denge profiline ulaşmamamız. 8 dağlık ve engebeli olmamız. Bütün bunlar benim genç oluşumlu olduğumun kanıtıdır ve genç oluşumlu olduğumuzun sonuçlarıdır sevgili arkadaşlar. Çok önemli bir ifade. Peki sizce Türkiye haritasına baktığımızda bu kadar çeşitlilik varsa o zaman sevgili kardeşlerim Türkiye haritasında bazı yerler düz, bazı yerler engebelidir. Benim öğrencim engebeli yerleri bildi. Hadi gelin beraber engebeli yerleri sizinle ne yapalım? Paylaşalım arkadaşlar. Beraber görelim. Nereler engebelidir? Nerelerde hata yapıyoruz? Bir, Hakkari yöresi dağlık ve engebelidir. Çiziyorum bak. Hakkari yöresi dağlık ve engebelidir. İki, Doğu Karadeniz'in bütün illeri dağlık ve engebeli alanlar. Doğu Karadeniz'in bütün illeri. Sinop'tan Zonguldak'a kadar Batı Karadeniz dağlık ve engebelidir. Kalbim duraksız haykırışlarla ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafife alma aşk vurur insanı. Bu kadar kolay sanma türküsünü söyleyen sanatçımız Yıldız Tilbe, şuradaki dağlar Yıldız Dağları arkadaşlar. Dağlık ve nasıl alanlardır? Engebeli alanlar. Başka engebeli alanlardan bir tanesi Çanakkale'de bulunan Biga yöresi arkadaşlarım. Engebeli alanlardan bir diğeri Menteşe Dağları. Engebeli alanlardan bir diğeri Tekke Platosu. Taşeli Platosu. Tekke ve Taşeli platoları. Peki dikkat. Engebeli olan yerlerden bir tanesi hangi dağlar silsilesiydi? Toros dağları değil mi arkadaşlar? Hangi dağlar burada vardı? Toros dağları. Bunlar engebeli alanları gösteriyor. Peki sırf çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Neresi? Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Sivas'tan Van Gölü'ne kadar olan yerde dağlık ve engebeli alanlar. Peki dağlık ve engebeli alanlarsa yorumla. Yorumluyorsun şimdi. Dağlık engebeli yeri kuru kuru öğrenme. Eğer dağlık ve engebeli alansa akarsu, akış hızı fazladır. Enerji potansiyeli yüksektir. Baraj yapımına uygundur. Yer şekilleri engebeli olduğu için kısa mesafede farklı iklim görür. Farklı iklim varsa farklı bitki vardır. Farklı bitki varsa farklı çiçek vardır. Farklı çiçek varsa arıcılık için uygun bir alandır. Ve dağlık engebeli yerlerde genellikle demiryolu bağlantısı yoktur sevgili öğretmenlerim, değerli dostum. Bakın bunlar çok önemli. Mutlaka ama mutlaka bu bilgiyi bilin. Bunlar sorularda da karşınıza çıkıyor, haberiniz olsun. Hadi bakalım. Tekrar dönüyoruz. Dağlık engebeli yerleri öğrendikten sonra bir de nasıl alanlar vardır? Düz alanlar vardır. Düz alanlar neresi? Neresi düzlük alandır? Güneydoğu Anadolu bölgesi, GDA.
Türkiye'nin en düz olan bölgesi. Evet. Çok iyi. Link yeri arkadaşlar. Iğdır ve çevresi dümdüz bir alan. Erzurum, Kars, Ardahan. Erzurum, Kars, Ardahan. Dümdüz bir yer. Hocam, Erzurum yüksek. Evet, bir yer yüksek olup düz olabiliyor. Şu anda üzerinde ders çalıştığınız masa sizin odanızın zeminine göre yüksek değil mi? İyi yüksek. Aynı zamanda düz değil mi? İyi düz. Ha, o zaman demek ki bir yer çevresine göre yüksek ama düz olabiliyor arkadaşlarım. Bu çok önemli. Başka düzlük alan neresiydi? Bakın, Orta Karadeniz dediğimiz Samsun ve çevresi. Burada dağ kıyının gerisinde olduğu için buralar düzlük alanlardır dostlar. Devam. Şurası Ergene Ovası. Bu Ergene Ovası Marmara'da yer alıyor. Başka, Ege'nin kıyı kesimi. Ege'nin kıyı kesimi düz bir alandır. Marmara'nın güneyi düz bir alandır. Ankara Eskişehir arası düzdür. Arkadaşlarım, başka Tuz Gölü çevresi düzdür. Çukurova, unutmuyorsunuz. Bir zamanlar Çukurova diye bir dizi var. İşte o dizi tamamen çiftlikte geçiyor. O zaman çiftlik düz bir alanı kardeşim. Şimdi düz olan yerlerin özellikleri vardır. Düz olan yerlerde makine kullanımı yaygındır. Düz olan yerlerde iklim tektiklidir. Düz olan yerlerde insan gücüne ihtiyaç azdır. Düz olan yerlerde gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazla değildir, azdır arkadaşlar. Gerçek alan ve izdüşüm alan arasındaki fark azdır diyeceksiniz. Çok önemli. Bundan sonra bu ifade bir yerde karşımıza gelirse, gerçek alan ile izdüşüm alan arasında fark nerelerde fazladır diye bir soru gelirse şayet, nerelerde dağlık engebeli alansa fark fazla, düz alanlarda fark da azdır diyeceğiz. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Bakın, gerçek alan eğim ve engebeyi hesaba katarak ölçülen alandır. İzdüşüm alan ise her tarafı düz olarak kabul etmektir. Peki soruda sana gerçek alanla izdüşüm alan arasında fark fazladır diyorsa kesinlikle orası engebeli bir yerde. Anlaşıldı mı benim güzel kardeşim? Anlaşıldı mı? Evet Eda Hocam. Erzurum, Kars makine kullanımının yaygın olduğu bir yer. Mantığını anladınız mı kardeşim? Evet. Hatta şunu da söyleyeyim. Çok önemli bir ifade. Birazdan size bazı kavramları açıklayacağım. O kavramların mantığını kavrayacağız. Bir, falezin ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Falez kelimesinin ne olduğunu bilmemiz lazım. Falez. Başka ne bileceğiz? Ya önemli. Başka ne bilecekmişiz? Falez ne bileceğiz? Bir de arkadaşlarım. Evet. Falezi mutlaka bileceğiz. Falez, delta, hinterland ve kıta sahanlığı denilen bir kavram var. Bakın burada kıta sahanlığı diyoruz. Ne diyormuşum ben buraya? Kıta sahanlığı. Kıta sahanlığı. Ya arkadaşlar bakın kıta sahanlığı yok deniz derinliğinden denizin kıyısından başlayarak 200 metre derinliğe gittiğim zaman meydana gelen farklılığa kıta sahanlığı diyorlar ya böyle. Ben bunu anlatmayacağım size. Çok basit bir yöntemi var. Çok basit. Kıta sahanlığı dağ ile deniz arasındaki mesafe demek. Kıta sahanlığı neymiş? Dağ ile deniz arasındaki mesafe. Peki Doğu Karadeniz'in dağları kıyıya yakın ve kıyıya paralel mi? Evet. O zaman sizce Doğu Karadeniz'de kıta sahanlığı dar mı olur,
yoksa geniş mi olur? Kıta sahanı Doğu Karadeniz'de dar. Peki Batı Karadeniz'de dağ kıyının hemen dibinde kıta sahanı burada dar mı olur, geniş mi olur arkadaşlar? Kıta sahanı burada dar. Yıldız Dağları'nın olduğu yerde dağ kıyıya yakın olduğu için kıta sahanı dar mı, geniş mi? Dar. Menteşe'de özellikle Muğla'nın olduğu yerde dağ kıyıya yakın ve paralel kıta sahanı dar. Başka Tekke platosunda kıta sahanı dar. Taşeli platosunda kıta sahanı dar. Hatay, Amanos dağlarının olduğu yerde kıta sahanı buralarda dar. Sınır. Dağ kıyıya yakınsa denizin dalgaları sürekli gelir dağın yamacını ne yapar? Dağın yamacını aşındırır. Dağın yamacını aşındırırsa burada uçurum oluşturur mu? Evet. İşte biz bu şekilde oluşan uçuruma bir isim vereceğiz. Biz buna falez adını vereceğiz. Biz buna ne isim verecekmişiz? Falez adını. O zaman ben burada kırmızıyla taralı olarak gösterdiğim alanların tamamı birer falez alanı. Doğru mu? Birer ne alanlarıdır? Birer falez alanları olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunlar önemli. Falez diyebilir soruda. Yalıyar diyebilir soruda. Bir de buraya ne diyebilir arkadaşlarım? Falez, yalıyar veya kıyı dikliği kelimesinde kullanabilir. Bunlar önemlidir. O zaman şu notu da yazın. Kıta sahanlığının dar olduğu yerde falez var. Falezin olduğu yerde hinterland da dardır. Hinterland ne demek? Kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşım bağlantısı. Kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşım bağlantısına biz ne isim veriyormuşuz? Yalı yar adını veriyoruz. O zaman benim öğrencim şunu diyecek. Diyecek ki eğer dağ kıyıya paralel ve yakınsa, yani bir yerde falez varsa kıyı ile iç kesim arasında ulaşım zordur. Yani hinterland dardır. Yani hinterland dardır. Yani hinterland dardır diyeceksiniz. O zaman hinterland'ın dar olduğu yer, falezin olduğu yer ve kıta sahanlığının dar olduğu bu üç yer aynı yerlerdir. Tekrar söylüyorum. Hinterland, kıta sahanlığı, falezlerin olduğu yerlerde dardır arkadaşlar. O zaman delta ovalarının olduğu yerde de geniş olacaktır cümlesini bakabileceksiniz. Evet. Verim alıyor musunuz arkadaşlar? Verimli oluyor mu? Canlar. Evet. Umarım verim alıyorsunuz. Umarım işinize yarıyor. Çok iyi diyorlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok iyi. Gayet güzel. Gayet güzel diyorlar. Gayet iyi diyorlar. Mükemmel. Peki. Çok iyi. Umarım işinize gerçekten yarıyordur. Elimden geldiğince daha sade bir dille anlatmaya çalışıyorum. Ve hemen birlikte bakalım arkadaşlar. Biraz soru çözümü yapalım ki mantığını değerli arkadaşlar iyice öğrenelim. Akdeniz bölgesinde Toros Dağları kıyıya paralel uzanması ve geniş yer kaplaması neyin üzerinde etkili olmamıştır? Yani dağın duvara paralel olarak uzanması neyin üzerinde etkili olmamıştır? Bir, kıta sahanlığını daraltmıştır. İki, yerleşime elverişli alanları sınırlandırmıştır engebeli olduğu için. Üç, akarsuların akış hızını etkilemiştir. Dört, denizin etki alanı iç kesime pek sokulmamıştır. Dikkat! Cephe yağışlarının var olması dağlarla ilgili değil, orta kuşakta yer almamızın sonuçlarıdır. Cephe yağışlarının fazla olması matematik konumla alakalı, özel konumla, yer şekilleriyle hiçbir bağlantısı yoktur arkadaşlar. Çok önemli bir detaydır, unutmayın. Bir diğer sorumuz gelsin.
engebe arttıkça, yer şekillerinin engebesi arttıkça gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark artar. Haritada numaralı olarak gösterilen alanın hangisinde gerçek alan ile izdüşüm alan arasında fark daha azdır? O zaman nasıl bir yere gideceğiz? Düz bir yere gideceğiz. Yani dikkat, 5 numaralı yer Hakkari engebeli. 3 numaralı yer Batı Karadeniz engebeli. Çok güzel. 1 numaralı yer Menteşe yöresi engebeli. Ve 2 numaralı yer Taşeli platosu. Bu da engebeli falan. 4 numaralı yer İç Anadolu'dur. İç Anadolu'nun olduğu yer düzdür. Düz olan yerde gerçek alanla iletişim alan arasındaki fark azdır arkadaşlar. Çok güzel. Mantıklı. Geldik yeni bir şey. Dağlar kıyıya paralel ve yakınsa, dağlar kıyıya paralel ve yakınsa, bir arkadaşımız Instagram'da, yani gene ismi yok, kendisinin ismi yok, paylaşmış, etiketlemiş, kendisine çok teşekkür ediyorum. Kim olduğunuzu bilmediğim için isminizi zikredemiyorum. Çok teşekkür ediyorum paylaşımınızdan dolayı. Çok güzel bir yazı yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Peki, muhtemelen dersine girdiğim öğrencilerden biri olsa gerek. Çünkü hocam her zamanki gibiydi diyor. Diğer dersler gibiydi demiş. Böyle güzel güzel cümleler yazmış. Türkiye haritasında numaralanmış kıyıların hangilerinde falez var? Falez. Doğu Karadeniz mi? Evet. Batı Karadeniz mi? Evet. Yıldız Dağları mı? Evet. Çok güzel. Menteşe, Tekke, Taşeli olduğu yer. Arkadaşlarım, 2 numaralı yerin olduğu alan ile 5 numaralı yerin olduğu alanda da dağ kıyıya paraleldir. Ancak dağ kıyının çok gerisindedir. Bundan dolayı buralarda falez olma ihtimali yoktur dostum. O zaman bu 2 ile 5'in olduğu yer birer delta ovalarıdır ve delta ovalarını sevgili arkadaşlarım bunlarda falez bekleyemezsiniz. Bakın 3 numaralı yer Biga değildir. 3 numaralı yer Ege'nin kıyı kesimi. 3 numaralı yer Biga değil arkadaşlar. Peki sorumuzun cevabı 1 ile kaç olacaktır? 1 ile 4 olacak. Doğu Karadeniz ile Taşeli platosunun olduğu yeri alacaksınız. Sorumuzun cevabı 1 ile 4 olacak. Tebrik ediyorum hepinizi. Bakın Türkiye'nin dağlık engebeli yerleri. Hangi yöre dağlık engebeliydi? Hakkari yöresi. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Yıldız Dağları, Biga, Gelibolu Yarımadası, Menteşe, Tekke, Taşeli arkadaşlar. Bunlar çok önemli alanlardır. Dağlık engebeli yerler. Anlaşıldı mı? Canlar. Anlaşıldı mı? Bugün aynı zamanda okulda nöbetçiyim aynı zamanda dostlarım. Umarım faydalı oluyor. Umarım mükemmel oluyor. Evet, çok güzel yazmışlar. Mükemmel geçiyor hocam diye. Valla bence de mükemmel geçiyor. Çünkü vicdanım da. Evet. Çok güzel oluyor. Süpersiniz. Şimdi geldim arkadaşlarım. Dağları anlatacağım ben size. Türkiye'nin dağları konusunu burada hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Bakın dostlar, Türkiye'nin dağlarına baktığımız zaman ben şöyle söyleyeceğim size. Türkiye'nin dağlarına baktığımız zaman şuna dikkat edeceğiz. Türkiye'de dağlar oluşum özellikleri bakımında aslında ikiye ayrılıyor. Bir, bak üçe ayırmadım ben. İkiye ayrıldım. Bir, oro jenez. İki, volkanizma. Orojenez de kendi içinde kıvrım ve kırık dağlar olarak ikiye ayrılıyor. Tamam, buraya kadar da bir sıkıntımız yok. Peki biz burada neyi bilmeliyiz? Ya dağı az çok biliyoruz. Hangisinin kırık olduğunu, kıvrım olduğunu, volkanik olduğunu az çok biliyoruz ama biz dağlarda bir yerde hata yapıyoruz. Harita üzerindeki yerlerini yerleştiremiyoruz. Yerleştiremeyince de A sorularda yanlış yapıyorlar. Peki o zaman
Gelin beraber bakalım. Dikkat. Türkiye'deki dağlara beraber bakacağız. Bakalım neymiş? Bu dağlar hangileriymiş? Hep birlikte görelim. Sevgili arkadaşlarım, bakın burası çok önemli. Çok önemli bir imar. İlk önce Kıvrım Dağlar'dan bahsedeceğiz ve Kıvrım Dağları tek tek anlatacağım şimdi. Kıvrım Dağlarımızdan bir tanesi, sevgili dostlarım, hangisi? Ay, burada bir tane dağ vardı. Bu dağın adını artık biliyorsunuz. Yıldız Dağları. Kıvrım Dağlarımızdan bir diğeri Küre Dağları. Kürenin arkasında Ilgaz Dağları. Ilgaz'ın arkasında, sevgili arkadaşlarım, Ilgaz'ın arkasında Köroğlu Dağları. Köroğlu Dağları'nın arkasında Eskişehir sınırında Sümdiken Dağları. Bunların hepsini bilmemiz lazım. Bir, Küre Dağları arkadaşlarım. İki, Ilgaz Dağları. Üç, Köroğlu Dağları. Dört, Sümdiken Dağları. Dikkat! Orta Karadeniz'e geldim ve kıyının çok gerisinde olan bir dağ var. Bu dağın adı Canik Dağları'dır. Hangi dağmış burası? Canik Dağları dostlarım. Peki Doğu Karadeniz'e geldim. Kaçkar Dağları, Karçal Dağları, Yalnızçam Dağları, Mescit Dağları, Giresun Dağları, Zigana Dağları ve Kop Dağları. Dikkatiniz bir şey çekti mi? Karadeniz dağları kıyıya paralel mi? Evet. Doğu ve Batı Karadeniz'de dağ kıyıya yakın mı? Evet. Dikkat, bir şey daha söyleyeceğim. Anlaşılırsa arkadaşlar, çok önemli bir yer değil mi? Bak 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 bak. Şurası Kars. Kars'ta bulunan dağın adı Allahu Ekber Dağı'dır. Allahu Ekber Dağı. Sevgili arkadaşlarım, Erzurum'daki dağımızın adı bilmem ne döken dağlarıydı. Palan döken dağları. Unutma, Palan döken dağları. Peki sevgili arkadaşlarım, geldim. Erzincan'da Tercan. Mercan. Erzincan. Tercan ovadır. Mercan dağdır. Erzincan ildir sevgili arkadaşlar. Tercan, Mercan, Erzincan. Daha sonra geldim. Bak 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 bak. Antalya'da Bey Dağları. Antalya'da Bey Dağları. Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'de bulunan Sultan Dağları. Arkadaşlarım, Antalya'nın batısında, doğusunda olan Geyik Dağları. Geyik Dağları. Unutmayın. Başka? Bol Karlar, Aladağlar, Tahtalılar, Binboğalar, Güneydoğu Toroslar ve Hakkari Cilo Dağları. Bakın. Arkadaşlar, nereden ders çalışıyorsunuz bilmiyorum. Yalnız sizin bir hatanız şu. Hocam, Kırık Dağların ismini bilsem. Volkanik Dağların da ismini bilsem. Geriye kalanın tamamı kıvrımdır desem daha mantıklı olmaz mı diyorsunuz? Tamam. Peki soru bu sefer ismiyle değil, yeriyle ilgili gelse sen ne yapacaksın? Hiçbir şey de yapamazsın. Yerini öğrenmezsen çalışma kardeşim. Yerini öğrenmek zorundasın. Niye bunu anlatıyorum size? Niye bunu anlatıyorum? Onu da hemen bakın. Siz bazen öğrenci arkadaşlarımız işine gelmediği yani bir şey kabul etmezler. Peki sizin işinize gelmese de bu gerçektir arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sana diyecek ki Sinop'tan Antalya'ya seyahat eden bir kişi hangi yer şekillerini görebilir? Bunu sormuşsa bana da buna benzer bir soru. O zaman sen dağın nerede yer aldığını da bileceksin. Adını da bileceksin. Olay yola kaçmayacaksın. Şunu bil, şunu bil. Geriye kalan hepsi budur. Bu muhabbeti de arkadaşlarım kurmayacaksın. Çünkü yanlış yaparsın. Çünkü 2022 yılından sonra sorular çalındıktan sonra coğrafyayı zorlaştırdılar arkadaşlar. Bundan dolayı dostlarım, lütfen ne demek istediğimi, ne kadar detaya indiğimi, hangi özellikler üzerinde durduğumu bilin.
Bakın ben öğrenciye ders anlatırken 60 saate yakın neredeyse ders anlatıyorum. Hala istediğimi veremiyorum. Millet nasıl 35-40 saatte bu dersi veriyor, onu anlamış değilim gerçekten. Çok önemli bir ifade. Peki, bunlar Kıvrım Dağlar grubuydu. Bir de bizim hangi dağlarımız var? Bir de bizim Kırık Dağlarımız var. Bakalım bu Kırık Dağlarımız nasıl arazilerde gerçekleşiyor? Arkadaşlar, Kırık Dağları bir kere şöyle bir özelliğini bileceksiniz. Kırık Dağlar sert yapılı arazilerdir. Sert olan bir cisme sen basınç uygularsa bazı yerler kırılarak yükselir, biz buna ors, bazı yerler kırılarak alçalır, biz buna graben adını vereceğiz. O zaman kırık yapılı arazi deyince aklıma ilk gelen bölge Ege bölgesidir. Ege bölgesinde kırık yapılı arazi yaygın. Ege'nin arazisi sert. Bunda hemfikiriz zaten ama Ege'de kırılmanın bu kadar fazla olma nedeni sadece arazinin sert olması değil, fay hattının o sert araziye uyguladığı basınç gücüdür değerli dostum. O zaman Ege'nin dağları kıyıya nasıl uzanıyor? Dik uzanıyordu. Peki Ege'nin dağları kırık yapılı mıydı? Evet. Hangi dağ? Haz Dağları, Madra Dağları, Yut Dağları, Boz Dağları, Aydın Dağları ve Menteşe. Bakın dikkat edin. Ege'nin diğer dağları kıyıya dik uzanırken Menteşe Dağları kıyıya paralel uzanıyor. Devam ediyoruz. Kaz, Madra, Yut, Boz, Aydın. Dikkat, Menteşe aman ha aman. Sadece Ege'ye gitmiyordunuz. Akdeniz'de, Hatay'da bulunan Amanos Dağları. Amanos Dağları da kırık oluşumlu bir dağdır arkadaşlar. Birer hors alanlarıdır bunlar sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki bunlar birer horsa, bunların bir de neleri vardır? Bunların bir de garibanları vardır. Bakalım bunların garibanları hangileri? Dostlarım, ilk iki kırık dağın arasındaki graben Edremit grabenidir. İlk iki kırık dağın arasındaki graben Edremit grabenidir. Şurası Edremit grabeni. Daha sonra Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes. Bunlar birer graben alanlarıdır. Birer ne alanlarıydı bunlar? Graben. Yalnız bir tane yer daha var. Unutmayın. Çok önemli. Hatay'da da bulunan Amik Ovası bir graben ovası. Hatay Amik Ovası bir graben ovası olduğunu unutmayın. Son bir dağ grubumuz. Hangi dağlar olsun arkadaşlar bu sefer? Hangi renkle göstereceğim? Bunlardan bir diğeri de değerli canlar, çok sevdiğim bir dağ olsun, volkanik dağlar. Batolittir. İç püskürüktür. Derinlik volkanizmasıdır. Sevgili arkadaşlarım, kayak merkezi var. Buzul şekilleri var. Güncel buzul yoktur. Sözü edilen volkanik dağ Bursa'da bulunan Uludağ'dır. Derinlik volkanizmasıdır. Kendi içinde patlamıştır arkadaşlar. Devam. Manisa'da bir tane volkanik dağımız var. Manisa, Kula arkadaşlarım. Kula volkanik dağlarının özelliği şudur. Türkiye'nin en genç volkanik dağı. Dördüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. İnsanların ayak izleri burada vardır. Ve ünlü coğrafyacı Strabon buraya yanık ülke adını vermiştir. Hatta ve hatta arkadaşlarım, Türkiye'nin ilk jeopark alanıdır. Devam. Bir diğer volkanik dağımız sevgili arkadaşlar neresi? Hatay Hassa Volkanik Dağı. Hatay Hassa Volkanik Dağı önemli. Devam. Ve yayılım alanı en geniş olan volkanik dağ. Yayvan kalkan volkan özelliğine sahip olan volkanik dağımız hangisidir diye soru gelirse. Diyarbakır Karacadağ. Diyarbakır
Karaca'da arkadaşlar. Diğer geri kalan volkanik dağları ise değerli arkadaşlarım, bir Tuz Gölü'nün altında bir çizgi, Van Gölü'nün üstünde bir çizgi çekerseniz bütün volkanik dağları da görmüş olursunuz. Bakın, İç Anadolu'daki volkanik dağları hemen söyleyeyim. Karadağ, Karacadağ, Hasa, Melendiz, Erciyes. Doğu Anadolu'daki volkanik dağları da söylüyorum. Dikkat, çok önemli, çok önemli. Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı, Ağrı. Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı, Ağrı. Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı, Ağrı. Arkadaşlarım, bunlar önemli. Sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım, umarım bu ders saati size fayda sağlamıştır. Özellikle dağlık engebeli yerlere, özellikle falezlerin olduğu yerlere, özellikle deltaların olduğu yerlere, özellikle dağlık engebeli düzlük alanları, özellikle dağların kıyıya mı yoksa dağların uzanış yönü mü? Onu birbirinden ayırt etmeniz benim için yeterli olacak. Çok önemli bilgilerdi dostlarım. Umarım gerçek anlamda size faydalı olmuşum. Yüz yüze dersine girdiklerim var mı bilmiyorum aranızda, ama yüz yüze dersine girdiklerimle değerli dostlarım çok daha farklı bir ders yorumumuz oluyor. Mükemmeller, canlı, çok çok başarılar. Bir de online dersine girdiklerim de var. Tabii online yüzünü görmüyorum ama bize dua mı ediyorlar, beddua mı ediyorlar bilmiyorum. Ancak elimden geldiğince evet size faydalı olmaya çalışıyorum. Her şey güzel kalbinizce, yüreğinizce olsun arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Eğer daha fazla bu konuyla ilgili ya da derslerimle ilgili daha fazla soru çözmek istiyorsan Instagram hesabımda Şirin Hoca ile Coğrafya Instagram hesabımda gelirsin. Orada da akşamları bazen soru çözümünü, deneme çözümlerini yapıyorum. Orada da umarım size faydalı oluyordur. Her şey kalbinizce, gönlünüzce, yüreğiniz olsun. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.